Herkese günaydın. Bugün 11 Ekim Çarşamba. Haftanın 3. işlem gününden herkese merhaba. Ben Özgür Fedai Durmaz. FED'den gelen güvercin tonla mesajlar hisse senedi piyasalarını rahatlattı. FED Başkan Yardımcısı Jefferson artan tahvil getirilerini politika kararlarını verirken dikkate alacaklarını söyledi. Fed'in faizde durma sinyali vermesi sonrasında hisse senedi piyasalarında risk iştahı arttı. IMF yayınladığı raporda küresel büyüme tahminini düşürürken Türkiye'nin büyümesini yukarı yönlü revize etti. IMF, kalıcı enflasyon ve zayıf büyüme uyarısı yaparak 2024 yılı, yılı küresel büyüme tahminini %3'ten %2,9'a düşürdü. Raporda 2023 yılı Türkiye büyüme tahmini %4'e, 2024 yılı için büyüme beklentisi ise %3'e yükseltildi. Kurum Temmuz ayındaki tahminlerinde Türkiye ekonomisinin bu yıl %3 ve gelecek yıl %2,8 büyüyeceğini öngörmüştü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bir TV programının canlı yayınında gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi. Özellikle son yıllardaki küresel merkez bankalarının yürüttüğü para politikaları ve bölgesel siyasi gerilimler nedeniyle rüzgarın Türkiye aleyhine estiğini vurgulayan Şimşek Ekonominin şoklara dayanıklı hale getirildiğini söyledi. Şimşek, Birleşik Arap Emirlikleri görüşmelerinin detaylarını da aktardı. Birleşik Arap Emirlikleri ile 50,7 milyar dolarlık çerçeve programı açıklandı. Bunun 27 milyar doları yenilenebilir enerjiye gidecek. Yeşil dönüşüm, dışa bağımlılığı ve cari açığı azaltmak için en önemli konu derken, bir iki hafta içinde Abu Dhabi, Doha ve Riyad'ı ziyaret etmeyi planladığını söyledi. Haber akışları dün BIST 100 endeksini desteklerken pazartesi günkü kayıpların bir kısmı kapatıldı. Endeksin kısa vadede 8400 puan seviyesinin altında kapanması durumunda 8380, 8300 seviyelerinin kısa vadeli destek haline gelmesini, yukarı yönde ise 8500, 8550 seviyesinin kısa vadeli direnç seviyesi olarak takip edilmesini bekliyoruz.